Merhaba arkadaşlar, bir dersimize daha hoş geldiniz. Evet, bugün yeniden bir video çekmeye karar verdik. Dersimize başlayalım. E2, E4, E6, at F3, D5. Bakın gördüğünüz gibi burada merkez piyonuna baskı yapıyor. Burada tamamen siyahın kontrolü, merkezde kontrolü ele geçirmek istediği gibi aynı zamanda atak bir oyun tercih edip benim bir tempomu zayıflatmak istiyor. Yani şu an burada bir tempo söz konusu var. Bakın gördüğünüz gibi saldırıyor. Ama biz de bu tempoya karşı ne yapmalıyız? Mesela bakın burada hemen farklı yollar da var ama ben burada yemeği tercih ediyorum. Bakın yedik. Evet, o da büyük ihtimalle beni piyonla yiyecek. Evet. Devam edelim. Gördüğünüz gibi burada bir dikey açıldı. Vezirler için şahın önünde. Yani e dikeyi açılmış oldu. Tabii biz de tempo kaybetmemek adına onu yemek durumundaydık. Hızlı bir şekilde yemeyebilirdik. Farklı bir devam yolu da olabilirdi. Devam edelim. D2, D4. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın burada D dikeyindeki siyah piyonu süspanse ettik hemen. Burada durdurduk ilerlemesini. Bu piyon eğer ben şu piyonu ilerletmemiş olsaydım ileride daha tehlikeli pozisyonlarla karşıya karşıya kalabilirdim. Bunlar çift olarak merkeze doğru ilerleme yapabilirlerdi, vezire doğru. Yani satrançta şunu söyleyeyim. Tabii farklı seçenekler de olabilir muhakkak. Onu yapacağı kesin değil ama satrançta önemli olan karşı tarafın hamlelerini süspans etmeliyiz, durdurmalıyız. Satrançta önemli olan budur kardeşlerim. Taşları süspans etmek, karşı tarafın taşlarını süspans etmek. Durdurmak. Bakın böyle durdurduk. Devam edelim. At F6. Evet, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi fil mantıklı olarak fil D3 yapmak gerekir burada. Fakat ben oyunu basamak basamak anlatmak istediğim için, yani daha fazla herkesin istifade etmesini istediğim için burada farklı bir olay anlatacağım. Bakın burada fil E2 yapıyorum. Fil E2 neden? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bakın fil G4 hamlesi var. Bakın önlemini şimdikten alıyorum. Fil G4 hamlesi yapacak. Ne yapıyorum? Fil G4 hamlesinden önce ben önlemimi alıyorum. Yani şu an o fili buraya gelmesinin bir manası kalmadı artık. Ve artı gördüğünüz gibi ben daha sonra burada rok yapmayı düşünüp kaleyi de kalemizi de filimizin altını çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde ileride ona çifte şah tehditleri yapmayı düşünüyorum. Şimdi önemli olan karşı taraf bize saldırıya geçmeden önce biz onun muhtemel yapabileceği hamleleri önceden görmek zorundayız. Bakın ne yaptım? Burada bunun gelmesini engelledim. Artık fil şu an için buraya gelme ihtimali zayıf. Gördüğünüz gibi. O yüzden siz olun. Atak satrancı öğrenmeden önce ilk önce savunmayı öğrenmek zorundasınız. İyi bir savunma yapmayı öğrenmek zorundasınız. İyi bir savunma oluşturamazsınız, yapamazsınız. Oynamış olduğunuz atak satrancının hiçbir manası kalmaz. Dağılır gidersiniz. Evet. Fil B4 hamlesi yaptı.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, o vatandaş şu an bizden atak bir oyun oynamaya tercih ediyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi beni şaşırtmak istiyor. Bakın burada doğru hamle bu değildir. Bu da değildir. Bu da değildir. Arkadaşlar. Bu zaten olamaz. Bu da olamaz. Burada en uygun hamle fil D2 hamlesidir. Tabi burada C3 hamlesi de olabilir. Fakat tercih edilmez. Neden? Bakın burada görmüş olduğunuz gibi burada fil C3 hamlesi, pardon, piyon C3 hamlesi aslında bir bakıma iyidir. Neden? Onun hamlesini bir manada biraz boşa çıkartmış olacağız. Ne yapacak? Ya fil D6 yapacak ya fil E7 yapacak. Daha sonra rok yapacak akabinde. Biz ilk etapta bir hamle ileri geçmiş gibi görüneceğiz. Çünkü o filinle iki defa oynamış olacak. Biz tek taşımızı ilerletmiş olacağız. Hamle sırası ondayken. Yani o iki hakkını, iki hamle sırasını file harcamış olacak. Yani burada bir nebze biz avantajlı pozisyona gireceğiz gibi görünüyor. Bu piyonu böyle ilerletirsek. Fakat doğrusu da o değil arkadaşlar. Neden? Çünkü biz bu piyonu buraya ilerlettiğimiz zaman bakın burada kendi atımızın hakimiyetini, alanını kısıtlıyoruz. Ne oluyor? Piyonumuz buraya çıkarsa, C3 hanesine çıkarsa atımız C3 hamlesini yapamayacak. Ya at D üzerinden gelişecek. D üzerinden gelişirken de filin yolunu tıkayacak. Ya da at A3 yapacak. Ki bu yapması çok mantıksız. Gelir direkt fille atınızı alır. Neden alır? Çünkü piyonunuz şu şekilde oyundan sapmış olacak. Yani merkezden hem ayrılacak hem piyon zincirlerinden kopacak. Ve istenmeyen bir piyon durumu oluşacağı için o yüzden bu hamlede mantıklı değil. Ama görünürde gördüğünüz gibi güzel bir hamle gibi görünüyor. Fakat zehirli. Tavsiye edilmez. O yüzden bakın satrançta hep diyorum taşlarınız kendi taşlarınızın yolunu tıkamasın. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi atın yoluna tıkamış olacak. Şayet atı buraya çıkarsak ki çok mantıksız. Atı da kıpırdatamıyoruz. Fili de kıpırdatamıyoruz. Buraya çıkarsak çok kötü, hem tempo kaybedeceğiz hem tehdit, karşı tarafın tehdidi devam edecek arkadaşlar. O yüzden burada birebir dişe diş mücadele gerek. O yüzden burada fil D2 hamlesi yapıyoruz. Birebir çarpışma. Ya yemek zorunda ya kaçmak zorunda. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Evet, vatandaş zaten onu yedi. Yemesi de gerekir. Bizim burada neyle yememiz lazım? Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi bu atla yersek tempo kaybetmiş olacağız. Neden? Çünkü bu atımız daha ileride. Niye geriye oynayalım atımızı? Niye merkezden, merkezde alan üstünlüğü, hakimiyet kurmak isterken neden merkezden uzaklaşalım da tekrar geriye gidelim? Bu atla yememek gerekir o zaman. Şayet bu atla yersek arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ne oluyor? Bu atla yersek daha
hızlı bir hamle değil. Neden? Çünkü biz atımızı daha merkeze yakın bir yere koymak istiyoruz. Artı dezavantajı, at alır D2 hamlesinin dezavantajı vezirin yolunu tıkamasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada vezirin yolu tıkanıyor. Bu yüzden burada en mantıklı hamle vezir alır D2'dir. Vezir alır D2'dir. Tabii ki yani daha ilerleyen evrelerde at alır D2 olabilir. Ama satranç hakkında pek bilgisi olmayan arkadaşların, orta düzey oyuncuların burada tercih edeceği hamle vezir alır D2 olmalıdır. Evet. Vezir alır D2. At C6. Evet, at C6 yaptı. Biz burada baktığımız zaman bakın burada vezire karşı bir risk oluşturuyor. Burada atla yeseydik ne olurdu? Bakın vezirimizin yolu tıkanırdı ama karşı tarafın atını da süspans etmiş olurduk. Hem vezirimiz tehdit altında kalmazdı. Yani satrançta bu şekilde bir pozitif, bir negatif, yani her pozitif hamlenin içinde negatif hamleler, her negatif hamlenin içerisinde de pozitif, negatif gibi görünen hamleler içerisinde de pozitif hamleler mevcuttur. O yüzden artık bir hamle yaptınız mı dönüp arkanıza bakmayın. O hamlede, doğru bildiğiniz hamlede ilerleyin. Evet, rok yapalım. Gördüğünüz gibi bir an evvel kalemizi oyunu dahil etmek istiyoruz. Artı şahın güvenliği. Bunlar önemli şeyler. Şahı bir an önce güvenli bölgeye almamız gerekiyor. Çünkü şah güvenli bölgeye gitmez ise başımız çok büyük dertlere girebiliyor arkadaşlar. O yüzden şahın güvenliği her şeyden önce gelir. Şöyle diyelim. Karşı tarafın şaha yapabileceği ataklar bize çok pahalıya patlayabilir. Tempo kaybettirebilir. Çifte atak yapabilir. Yani işin içinden çıkılmaz hale girebilir oyunumuz. O yüzden karşı taraf şaha karşı atağa geçmeden önce biz şahımızı savunmaya alalım. Güzel bir koruma yapalım. Evet, rok yaptık. Vatandaş da rok yapıyor. Niye? Çünkü o da şahını derhal güvenli bir bölgeye almak zorunda. Aynı zamanda kalesini oyuna sokmak zorunda. Gördüğünüz gibi satrançta bu dikeyler, yataylar çok önemli. Çünkü saldırılar, ataklar işte genelde bu çaprazlar, dikeyler üzerinde oluyor. Bir an önce böyle yer işgal etmek istiyor karşı taraf. At C3, kale E8. Bakın burada arkadaşlar, kale gördüğünüz gibi dikeye geçti. Burada bakın benim yollarıma her türlü tıkıyor. Şu şekilde. Bakın bloke etmek isteyecek. Burada gördüğünüz gibi bakın atı takas ettiğin zaman ki takas etme zorunluluğun da var. Çünkü veziri tehdit yapıyor. Takas edersem ne olur? Merkez piyonunu ileri çekmiş olacak. Gördüğünüz gibi aynı zamanda at tehdidi. Bakın şayet kaleyle alırsa burada atın olmadığını düşün. Çünkü atları takas ediyoruz burada arkadaşlar. Kale. Daha sonra ardına vezir koyup yani vezir E8 hamlesi yapıp ya da vezir E7 hamlesi yapıp burada fil
file karşı bir baskı oluşturabilir. Daha sonra aynı zamanda arkasından fili çıkarak baskıya devam ettirebilir. Çünkü filin arkasına ileride kale koyacağız. Bu baskıya karşı süspanse edebilmek için diğer kalesini de E8 yapacak. Çünkü veziri E7'deydi. Şu What şekilde to your deneyelim. keys? Bakın burada. Bir saniye. Bakın bu You şekilde can't olursa move your opponent's farklı bir pieces. hamlemizi yapalım. Şu şekilde de olabilir. Bakın böyle yapsın. Takas ettiğimizde bakın gördüğünüz gibi kale gördüğünüz gibi şöyle korusak yani burada sadece gösteriyorum devam yolunu E7 işte biz de şöyle çeksek gibi ne olur işte fille baskıya devam eder. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde oyunlar olabilir. Hamlelerimizi silelim. Yani satrançta çok şeyler olabilir. Tabii ben burada örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Ama oyunun genel amacı işte satrançta yolları tıkamaktır. Hani karşı tarafın kendinin yolunu açmaktır. Gördüğünüz gibi. Evet, bu durumdan kurtulmak için ilk önce burada yani şu atın tehdidinden kurtulmak için ilk önce bir veziri kurtarmamız gerekiyor. Vezir F4. Evet, vezir F4 yaptık. At H5. Vezir tekrar D2 yaptık. At F6 yaptı. Tekrar vezir F4 yaparsan tekrar at büyük ihtimalle H5 yapacak. 3 konum beraberliği yapmak istiyor. Arkadaşlar erken dönemde. Ama baktığınız zaman da benim burada kötü bir durumun söz konusu. Ben de aslında razı gelmem lazım. Fakat farklı değişik bir yoldan gidelim arkadaşlar. Atı oraya koy. Kale alır fili. Gördüğünüz gibi bakın. Burada bunun avantajı ne oldu? Kenarda C dikeyinde üst üste binmiş piyon oluşturdu ve piyon zincirlerini kopardı. Yani piyonlar bir nebze daha korumasız kaldı. Bu satrançta istenmeyen bir durumdur arkadaşlar ama zorunlu da olabilir. Zorunlu kaldıysanız elinizden geldiği kadar bu gibi pozisyonlara düşmemeye çalışın. Çünkü bu gibi küçük küçük işte hatalar birleşip büyük bir hatayı meydana getirebiliyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu gibi küçük küçük hatalar karşı tarafa devamlı üstünlük veriyor ve baskısını gittikçe arttırıyor arkadaşlar. O yüzden bu hataları yapmayalım. Evet, kale F1. Gördüğünüz gibi bu kalenin buradan durmasını çok rahatsız olduğum için hemen F kalesini E'ye getiriyorum. O da mutlaka muhakkak buradan baskı arttıracaktır. Fakat ben de yolunu tıkamaya düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Çünkü bu kalenin burada durması iyi değildir. Mutlaka karşı tarafa dikeylerde üstünlük kurmasına izin vermemeniz gerekiyor. Gerekirse o üstünlüğü sizin kurmanız gerekiyor karşı tarafta. Yani
bu dikeylere egemen olmanız gerekiyor. Karşı tarafa egemenlik vermemeniz gerekiyor bu dikeyler ya da yataylar ya da çaprazlar üzerinde. Evet, burada vezir E7 yaptı. Gördüğünüz gibi vezir E8 yapsaydı ne olurdu? Diğer kalesi oyuna hemen giremeyebilirdi. Ne oldu? Vezir E7 yaparak buradaki baskısını arttırdı. Hem de arkadaki kaleye burada yol açmış oldu ve burada çok güçlü bir üstünlük kazanmış olacak. Şayet bu dikeyi ele geçirirse. Gördüğünüz gibi burada satrançta bu dikeyleri kaptırmamak lazım. Mümkün olduğunca eğer kaptırmışsak da bu dikeylerden karşı tarafı düşmanı savuşturmamız lazım. Yapabiliyorsak şayet biz ele geçirmemiz lazım ki satrançta başarıya ulaşalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi bakın o burada üstünlük kurdu. Ben burada çok zayıf bir pozisyondayım. Bakın bu kalesini de buraya getirebilir. Burada çok güçlü bir konumda bu dikeyde kale destekli. Benim ne yapmam lazım burada arkadaşlar? Benim burada onun yolunu tıkamam lazım. Yolunu tıkamanın tek yegane yolu burada. Bu pozisyon durumundan bu pozisyondan kurtulmak için karşı tarafın yolunu tıkamalıyız. Bakın burada at E5 hamlesi yaptım. At E5 hamlesi. Bakın hem kalenin vezirle olan irtibatını kesti. Hem bakın burada saldırı yaptı. İleride. İlerisi için bir saldırı düzenlemesi. İleride bir saldırı düzenlemek için görmüş olduğunuz gibi atını merkeze koydu. Devam edelim. Kale alır. Bakın gördüğünüz gibi kale artık almak zorunda. Çünkü vezirle irtibatı kesildi. Başka bir yere de gidemez. Kale alır E1'i. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada şu an durum üstünlüğü bana geçti. Evet. At alır. E5'i. Kale alır E5'i. Piyonla alsaydım doğru değildi. Hem piyonlarımın zincirleri kopacaktı. Yani 3 tane bakın. Piyonlar ayrı ayrı yerlerde birbiriyle bağlantısı olmayan piyon durumu oluşacaktı. Bu da satrançta istenmeyen bir durumdur. Mümkün olduğunca piyonlarınızı birbirinizden ayırmamaya çalışın. Yani piyonları birbirinden ayırmamaya çalışın mümkün olduğunca. Ayırdığınız takdirde yani muhakkak ki oyunu kaybedersiniz. Çünkü piyonlar daha önce demiştik bizim kalkanımız yani cepheye ilk koşan piyonlardır. Aletlerimizi koruyan piyonlardır. O yüzden görmüş olduğunuz gibi hem açık hatta egemenlik kurmak için ne yapıyoruz? Kareyle alıyoruz. O da evet hala da pozisyonu benden çok iyi. Evet. Vezir A3. Bakın burada mat tehdidi var. Burada piyon C3 hamlesi var. Alır. Piyon A2 hamlesi var. Görmüş olduğunuz gibi burada benden yüklü bir şekilde bir tempo çalmış oldu. Yani tempo olarak benden ilerledi. Bu durumda arkadaşlar yapmamız gereken nedir? Oyunun sonuna doğru eğer baktınız gördünüz ki eğer tempolarda işte piyon durumlarında size karşı üstünlük kurmuşsa beraberliğe razı olmanız gerekir. Çünkü oyunu iyi etüt ettiğiniz zaman göreceksiniz ki burada siyahın üstünlüğü söz konusu. Tempo yönünden, piyon durumları yönünden burada siyahın üstünlüğü söz konusu. O yüzden eğer böyle bir üstünlük varsa ve şayet daha yol yakınsa beraberlik yapmak sizin için daha iyidir. O yüzden böyle durumlarda piyonlar taşlar eşitse ama taşların
tahtadaki durumu eşit değilse, mesela bu pozisyon gibi, şu anki pozisyon gibi görmüş olduğunuz gibi, bakın piyonlarım benim ayrık piyon, birbirini korumuyor. Vezir dönemiyor. Dönse bu piyonu koruyamayacak. Bu piyonu koruyamayacak. Bu piyonu koruyamayacak. Görmüş olduğunuz gibi. Bu durumlarda o zaman beraberlik arayın arkadaşlar. Taşlarınız eşit. Fakat hem tempo yönünden hem oyun pozisyonu yönünden iyi değilseniz beraberlik arayacaksınız arkadaşlar. Devam edelim. Evet, ben de H4 hamlesi yapıyorum. Hızlı bir şekilde hemen buradan saldırmak istiyorum. Kale destekli. Yani burada bu şekilde açmaza sokup ya da takas etmesini ya da işte şu piyonu ilerletip bu piyonu buraya alıp vezir destekli orada mat etmek istiyorum. Yani şu haneden piyon destekli. O yüzden çünkü durum kötü, mümkün olduğunca bir şeyler yapmak zorundayım. O yüzden H4 hamlesini tercih ettim. O da vezir alır C3 hamlesi yaptı. Bakın burada gördüğünüz gibi ki bir taşımı kaptı burada. Devam edelim. Vezir D7. Neden vezir D7? İşte bakın burada gördüğünüz gibi kale alır, kale alır, şahmat. İşte kale E1, E8, pardon, kale E8, şah, kale alır E8'i, vezir alır E8'i mat. Gördüğünüz gibi bu şekilde de devam edelim. Evet, önlemini aldı. Kale F8 yaptı. Görmüş olduğunuz gibi artık oradan girmemiz mümkün değil. Bizim için bir rüya oldu. Ama yine de biz burada beraberliği arıyoruz şu an için. Çünkü durumum kötü. Piyon kaybetmek üzereyim. Bir tane daha piyon kaybetmek üzereyim. O yüzden bakın kale E8 alırsa ki mat oluyor gördüğünüz gibi. Ben alırsam kalesini vezirle buradan şahmat oluyor. Şayet bakın burada ben alırsam kalesini şah alır. Pardon, şahmat olmuyor. Evet, şahmat olmuyor. Devam edelim. Evet, almadı ama kendine yol açtı. Evet. Vezir E7. Evet. Kendine yol açtıktan sonra kaleleri takas ediyor. Artık mat tehlikesi yok. Kale alır kaleyi. Vezir alır kaleyi. Gördüğünüz gibi artık bu piyonu açtığı için burada mat tehdidi de yok. Devam edelim. Şah G7. Vezir E5. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi beraberliği bulduk. Bakın vezir E5. Şah F8. Vezir H8. Şah D7, vezir D5, pardon E5, görmüş olduğunuz gibi. Eğer buraya geçerse piyonunu buraya tempolu bir şekilde şah çekerek aldığım için bunu olasılıkla yapmayacaktır. Çünkü nereye giderse gitsin beyaz haneye geçerse tekrar piyon kaybedecektir. O yüzden durum üstünlüğünü korumak zorunda. Farklı bir şey yaparsa oyunu kaybeder. Tekrar vezir F8. Tekrar vezir H8. Tekrar yapacağım hamle vezir E7. Benim de E5'tir arkadaşlar.
Görmüş olduğunuz gibi beraberliği bulduk. Farklı bir şey yaparsa, işte şuraya geçerse ya da buraya geçerse, görmüş olduğunuz gibi şah çekerek Not your piece. geçelim isterseniz. Şah çekerek bir piyon daha almış oluyoruz. Bu şekilde üstünlüğü bana vermemek adına beraberliğe o da razı oldu. Ki benim de beraberliğe razılığım var. Çünkü pozisyonum aşağıda çok kötüydü. Piyon kayıplarım muhtemelen çok yüksekti. O yüzden iki taraf için en hayırlı sonuç budur beraberlik. Şunu söyleyeyim. Neydi? Biraz önce anlatmıştım. Eğer taşlarımız eşitse, satrançta, fakat bizim oyunumuz karşı tarafın oyununa göre daha kötüyse, pozisyon olarak, işte tempo olarak, yani mesela vezirin temposu bizden ilerideydi. Çünkü bu piyona tehdit ediyordu, bu piyona tehdit ediyordu, bu piyona tehdit ediyordu ve mat hamlesi vardı H4 yapmasaydık. Görmüş oldunuz. Bunları topladığınız zaman bunları düzeltmek için, yani bu pozisyondan kurtulmak için ben defansif hamleler yapmak zorunda kalacağım için haliyle tempo kaybedecektim, hamle kaybedecektim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden beraberliğe razı oldum. İşte onu anlatıyorum. Karşı tarafın durumu bizden iyiyse, durum olarak, o zaman biz beraberliği arayalım. Taşlarımız eşitse. Eğer eşit değilse, bir taş üstünlüğümüz varsa aramaya gerek yok. Ama işte piyonlarımız ayrıksa, böyle piyon zincirlerimiz kopuksa, işte vezirin tehdidiyle karşı karşıyaysak, herhangi bir taşın tehdidiyle karşı karşıyaysak ve gittikçe tehdit büyüyecekse, o zaman ne yapalım? Mat edemiyorsak berabere kalalım. Yenemiyorsak berabere kalalım. Yenilmeyelim. O yüzden satrançta bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları oyunun sonunda, oyunun ortasında çok dikkat edelim. Genelde bu tip durumlar oyunun ortasında çıkmaz ama oyun sonunda çıkan durumlardır. Ve bunlar oyuncuya bu gibi durumların farkına varmak oyuncuya çok şey katar arkadaşlar. Bunları lütfen inceleyelim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir dahaki dersimizde.